Cinler nerelerde yaşar? Cinlerle evlilik olur mu? Cinlerin musallat olma halleri. Cinler insanların emirlerine girer mi? Cinler sürekli dünyada kalabilir mi? Cinler gözle görünür mü? Materyalizmin hüküm ferma olduğu bir devirde cinlerle ilgili meselelere de maalesef insanlar fazla inanamıyorlar. Çünkü materyalizmin en büyük bir özelliği de gözümle görmediysem, kulağımla duymadıysam ben bunlara inanmam. Ama biz biliyoruz ki bu dünya yani bu şehadet alemi denilen dünya gayb alemine açılacak olan tenteneli bir perde, delikli bir perde gibi. Biraz yaklaşıp bakabilsen perdenin arkasında başka alemlerin olduğunu da anlayacaksın. Yani biz biliyoruz ki havasa hamse dediğimiz beş duyumuzdan ötesinde de çok fazla varlık vardır. Bizim beş duyumuzla bir şeylerin varlığını tespit edemememiz yokluğuna delil olamaz. Bizim bugün anlatacağımız cinlerle ilgili Eminim herkesin çok malumatı vardır. Biraz o malumatları telif edelim. Doğru bir yöne sevk edelim inşallah bugün. Öncelikle onların farklı bir boyutta olduğunu belki birçok arkadaş biliyordur ama boyutun ne olduğu noktasında biraz yanılgı olabilir. Şimdi ben radyo frekanslarıyla da farklı bir boyuttayım. Televizyon dalgalarıyla da farklı bir boyuttayım ama onlarla aynı ortamdayım. Yani farklı bir boyutta olmak farklı bir ortamda olmayı da gerektirmez. Nasıl şu an ortamda radyo dalgaları var ama ben onları sezemiyorum. Ne olursa sezebilirim ben radyo dalgasını. Benim elimde bir radyo olursa, onun alıcısı olursa eğer, aa bu radyo doğru çalışıyor demek ki ortamda radyo frekansı da bir boyutta mevcutmuş derim. Televizyonun da dalga frekansları var, internetin de var. Ben internetin olduğunu elimle, gözümle, kulağımla anlayamıyorum. Ama aynı ortamdayız. Onu anlayabilecek bir cihazatım olursa eğer, aa demek ki ortamda internetin de frekansları varmış derim. Kezalik elektrik de aynı şekilde. Bugün bir klima çalışıyorsa, ışık çalışıyorsa aa, o da farklı bir boyutta ama aynı ortamdayız diye biliyor insan. Cinlerle de olayımız bu şekilde. Evet farklı boyuttalar ama farklı boyutta olmak, farklı ortamda olmayı da gerektirmiyor. Hazreti Adem'den 2000 sene önce dahi cinlerin yaşadıkları söyleniyor. Ama biz o 2000 yılın keyfiyetini bilemiyoruz, mahiyetini bilemiyoruz. O dönemlerde daha... İnsanlar yeryüzüne teşrif etmeden, yeryüzünü şenlendirmeden önce Allah Azze ve Celle'nin esmalarına ayine olma ve Allah'ın icraatlarını görüp Allah'ı tesbih etme vazifesi demek ki o dönem cinlerdeymiş. Daha sonra cin topluluğu tuğyana giriyor, isyana giriyor. Hatta onlara gönderilen Yusuf isminde bir peygamberi şehit ediyorlar. Daha sonra iyice azgınlaşıp denizlere kadar taşıyorlar. Bugünkü dersin en ana konularından birisi. Şeytan da bir cindir. Ama henüz meleklerin yanında bir cindir şeytan. Daha henüz tam kılıçları çekip isyan etmemiş. Melekler cinlerin bu tuğyanını gördükten sonra Rablerine bir soru soruyorlar. O soru da Bakara suresi 30. ayet kerimede geçiyor. Diyorlar ki hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar da biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi de bilirim buyurunca melekler Rablerine karşılık olarak Subhaneke la ilmelena illeme allemtena inneke alimül hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alimi hakimsin diye karşılık vermişlerdir. Durum bu şekilde ceryan etmiş. i̇bn Abbas'ın rivayetinde de şöyle geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu geçiyor. Başka alemlerde sizin Adem'iniz gibi Adem, Nuh'unuz gibi Nuh, İbrahim'iniz gibi İbrahim, Musa'nız gibi Musa, İsa'nız gibi İsa vardır buyuruyor Efendimiz. Yani cin topluluğunun hayatını birazdan incelediğimizde inanç noktasında, cinsiyet noktasında vesaire birçok noktada aslında bize çok benzediklerini göreceksiniz. Yeni konuya geçiyorum. Lügatçası diyebiliriz yeni konu için. Cin cenneden gelir lügatta. Cenne, cin yani bir şeyi örtmek, gizlemek manasındadır. Hatta böyle biraz aklını Hafif yitirmiş insanlara mecnun diye hitap ederler. Değil mi? Bu adam mecnun mu olmuş diye? Mecnun yani cinlenmiş mi? Asıl orada maksat şudur. Aklı mı örtünmüş demek istiyorlardır. Yani cin örtülmek, gizlenmek manasına geldiğinden bir adam mecnun mu olmuş demekten murat onun aklı mı örtülmüş manasını taşımaktadır. Allah azze ve celle bizi protein çorbası gibi bir salsaldan, yani o çamurdan yarattığı gibi melekleri nurdan yarattığı gibi Cinleri de nardan yani ateşten yaratmıştır. Ama bu ateş nursuz ve dumansız bir ateş olduğundan rahatlıkla gözle görülmemektedirler. Nur aynı ışık gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyde nur varsa o görülebilir ama bir şeyin içerisinde nur yoksa o görülemez. Cinler de ateşten yaratılmıştır ama nursuz, dumansız ateşten yaratıldıklarından da gözle rahat bir şekilde görülmemektedirler. Erkeklik dişilik ve tenasül yani üreme cinlerde de mevcuttur. İnsanlar gibi vefat ederler. Ortalama yaşları konusunda 300'den 3000 yıla kadar farklı rivayetler mevcuttur. Ben bilemeyeceğim rivayetleri size naklediyorum. 300 yıl yaşıyor diyen de var, 1000-1500 diyen de var, 3000 diyen de var. Hatta bu rivayete bakaraktan sahabi olan cinlerin hala günümüzde de yaşadığını söyleyenler var. Çünkü 3000 yaşa kadar yaşayabiliyorsa zaten değil mi? Hala günümüze kadar yaşayan Efendimiz'e de iman etmiş sahabi cinler mevcuttur. Onların yaşının tecrübesine bakarak şunu da tespit etmemiz mümkündür. Cinler gaybtan yani olmamıştan haber veremezler. Allah bir kuluna dilemedikten sonra o kul hiç kimse gaybtan haber veremez. Ama bu cin çağırma vakalarında, cin çıkarma vakalarında hep gaybi haber gibi zannediyoruz. Olay öyle değil. Onların hem yaşları çok, hem bilgileri çok, hem tecrübeleri çok, hem de cismi latif onlar yani. Bir anda orada, bir anda burada. Işık gibi düşünebilirsiniz, bir ışın enerjisi gibi düşünebilirsiniz. Olabileceklerinden dolayı verdiği rivayetler bize gaybi rivayet gibi geliyor. Şimdi ben Talip'le kavga etmişim. İşte birisini anlatıyorum, o da mesela cinini oraya gönderdi falan gibi böyle hadiseler var ya. Bir gidiyor talibin evinde tablo yerde camlar kırılmış, perdeler yırtılmış, bir ağlama sesi falan. Diyor ki of o ne oldu da çok kötü bir halde. Bu gaybı bilme değil o olayı analiz edip tespit etme. Yani cinler gaybı bilemezler mümkün değildir. Onlar da bizim gibi ahkamı ilahiyle yani namazla oruçla mükellef midirler? Evet onlar da mükelleftirler ama aynı insan topluluğu gibi düşünün onlardan da Tevrat dinleyip Yahudi olan, İncil dinleyip Hristiyan olan ya da hiç dinlemeden olan veyahut Budist olan veyahut anarşist olan topluluklar, gruplar, güruhlar onlarda da mevcuttur. Aynı insan topluluğu gibi. Yine bizim gibi düşünecek olursak tevhidlerini koruyan salih bir zümrede işlerinde mevcuttur. Ne kadar andırıyor değil mi şeyciyetinde? Onların ırkları vardır. Hani bir hayvan ırkında bakarsın, bir ırkın ayağı kısadır, çok koşamaz, güçlüdür, bir ırkın ayağı uzundur, hızlı koşar. Aynı onları da öyle düşünebilirsiniz belki bir cihette. Onların ırkları vardır ve ırklarına göre kimisi daha hızlıdır, kimisi bizim alemimize geçişi biraz daha kolaydır, kimisi celp ilmi diye geçen bir eşyayı bir yerden bir yere taşıma noktasında biraz daha mahirdir. Zira Hazreti Süleyman bu cihette kullanacak onları, birazdan o konuya da gireceğiz. Bu da onların belki ırklarına bakan bazı yönleridir. Bir de yemekleriyle ilgili ufak bir bilgi var. Besmenesiz yani Allah'ın adının anılmadığı, hislerle, duyularla birlikte Allah'ın adının anılmadığı yemekleri yemeyi, sevdikleri soğan kabuğu, kemik ve tezek gibi pislik noktalarındaki şeyleri yedikleri bahsedilir rivayetlerde. Bu derse anlattığımda bir iki yeri güzelce zihnimizde bağlamamız gerekecek. Şeytanın da bir cin olduğunu anlarsak eğer şeytanın bazı oyunlarını da biz derste öğrenmiş olacağız. Ve bu oyunları bozmanın en kuvvetli yolunun iman, Allah'a inanma, Allah'a güvenme ve sürekli Allah'a sığınma noktasının olduğunu anlayacağız. Ve bu ölçüde de duanın önemini çok ciddi anlayacağız. Yani olay sadece bir cin filmi izliyorcasına kalmayıp bu meselenin de hakikatini bir yerlere taşıyabilirsek bizim için faydalı olur. Yeni konum Cin Mescidi, Cin Suresi, Sakaleyn. Leyin geçiyorsa zaten iki şey aynı anda değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'a biat eden çok fazla cin topluluğu olmuştur. Bunun ilk evresi nasıl olmuştur? Gelin birlikte bakalım. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete bakalım birlikte. Efendimiz Ashab-ı Kiram'dan kimileriyle Ukas panayırı denen yere giderken Nahle denilen yerde durur ve orada sabah namazı kılar. Tam sabah namazı kılarken oradan geçen bir güruh cin Efendimiz'den terennüm eden ayetleri işitir ve o ayetlere karşı lakayt kalamazlar. Ve oradan geçmeleriyle ilgili de aslında şöyle bir olay mevcuttur. Şeytanlar ve cinler artık gökten haber gelmediği noktasında birbirlerine dert yanarlar. Ve üzerlerine bazı bazı ateşten kıvılcımlar gelirler. Daha sonra ne oluyor da bize hadise gelmiyor demek yeryüzünde önemli bir hadise oldu. Bu hadiseyi öğrenmemiz lazım. Haydi dağılın derler. Siz doğuya gidin, siz batıya gidin diye birbirlerini dağıtırlar. Tihame tarafına giden bir grup cin tam o esnada az önce bahsettiğim rivayette Efendimiz Aleyhisselam'ın sabah namazında okuduğu ayetleri duyar ve o ayetlere karşı lakayt kalamaz. Ve bunun üzerine tekrar cinlerin arasına döner ve onlara şöyle söyler. Ey kavmimiz! Bizi hidayete sevk eden ibretli ve acip bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık bundan böyle Rabbimize ortak ve şerik koşmayacağız diye onlara haber verirler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu vakaları, olayları Efendimiz'e de bildirmek için Cin Suresini indirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten dönüş yolundadır ve Mahsun Nebi gözleri yaşlıdır. Bir meleğin işaretiyle bir yere oturur ve bir anda etrafını karanlıklar basar. Yani tam o esnada 300 tane cin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmek için gelmiştir. Efendimizin cinlerle ilk buluşması, bizzat buluşması burada olmuştur. Ve Efendimiz onlara sorar, siz kimsiniz, nereden geldiniz deyince biz Nusaybin cinnedeyiz derler. <laughs> Sizin amcaoğulları. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'a ilk sizler biat etmişsiniz o cihette. Efendimiz Aleyhisselam daha sonra Mekke'de tekrar buluşmak üzere onlarla sözleşir ve cinler oradan ayrılır. Daha sonra Efendimiz Abdullah İbni Mesud'u alarak Mekke'de buluşma yerine doğru ilerler. Şöyle eliyle bir işaret çizer ve İbni Mesud'a sakın bu çizgiden ayrılma der. Efendimiz tam o tepenin başına gittiğinde Birden az önceki ahadise gibi etrafını böyle karanlıklar sarar. Çok kuvvetli sesler işitilir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki sanki başka bir alemdeydim öyle gürültüler duydum diyor. Kendisi çıkmak ister. Hanımın son damlasına kadar elimde kılıcımla savaşayım Resulullah'ı öyle bırakmayayım der ama Resulullah'ın sakın buradan çıkma dediği de aklındadır. Şafak sökmeye yakın Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam i̇bn Mesud'un yanına gelir. Ve der ki sen hala beni buradan mı bekliyorsun, ayaktan mı bekliyorsun? Abdullah İbni Mesud Efendimiz der ki ya Resulallah 3 ayda olsa ben seni burada beklerdim ayrılmazdım. Efendimiz der ki iyi ki de ayrılmadın ayrılsaydın kıyamete kadar beni bir daha bulamazdın der. Ve ben onlara bir kısım ayetler okudum. Bir kısmı iman etti, bir kısmı da inkar etti ve bu şekilde ayrıldılar diye ona bahseder. Bu yaşanılan vakadaki yerin ve hatıraların unutulmaması adına oraya da bir mescit yapılır. O mescitte cin mescididir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem cinlerin hem beşerin peygamberidir. Bu yüzden ona sakaleyn yani ikisinin de müşterek peygamberi manasındaki bu sıfat verilmiştir. Sakaleyn. Buna işaret eden bir iki de ayet okuyalım. Enam suresi. Ey cin ve insan topluluğu size içinizden ayetlerimi anlatan ve şu korkunç haşir gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? İlk kelimeye dikkat ettiniz mi? Hey cin ve insan topluluğu. Başka bir ayet daha okuyayım cin suresinden. Doğrusu biz yani cinler o hidayet rehberi olan Allah'ın peygamberini dinlediğimizde hemen ona inandık. Her kim bu surette Rabbine iman ederse o ne hakkı eksilmekten ne de zulme uğramaktan korkmaz buyururlar. Bu cihette cinler de bizim gibi iman etmekle mükelleftir ahkam ilahiye uymakla mükelleftir. Aynı bizim gibi onların da ilk iman edenleri vardır. Aynı onlar da bizim gibi cennet ve cehennemle mükelleftir. Ahmet bin Hambel rivayet eder. Bizim insanlar gibi onların da Yahudisi var, Mürciyesi var, Mutezilesi var, Cebriyesi var, anarşisti var. Var da var. İlahi durum bu şekilde. Evet arkadaşlar uyarıyor da yani bu konular için bizi aramasınlar diye. Gerçekten de aramasınlar yani. Biz sadece bu vakaları tahlil ediyoruz birlikte. Yoksa bizim ne bu noktada bir ilmimiz var, ne bir yetkimiz, selahiyetimiz var, ne böyle bir vaka yaşadığımız, kurtarmıştığımız, batmışlığımız hiçbir şeyimiz yok yani. İşin daha açıkçası haddi kadar, sınırı kadarıyla ilgileniyoruz. 10 yılda bununla ilgili bir kez ders yaptık. Bu kadar yeterli. Kalan her noktada zaten her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğu için biz ne olursa olsun Allah'a sığınacak insanlar olduğumuz için bizim tevhidi öğrenip anlamamız daha elzem. Ama bu ayetlerde, vakalarda geçen bir hadise. Haşa üstü çizilip yok sayılmak değil. Haddi diye geçen mesele var ya yani. Ne kadar yeri varsa o kadarına o yeri vermek. Yani bunların alanı bu kadardır ama bizim bu konuştuklarımızdan başka bilgimiz, ilmimiz, rukyemiz, selahiyetimiz bunlar mevcut değildir. Evet yeni konum cinler nerelerde yaşar? Öncelikle farkındaysanız cinler dediğimiz belki münafıkları, kafirleri, oyun bozanları, anladın mı? Aklı gitmişleri, anarşistleri vesaire bu tarz yani. O yüzden bu tarz cinler daha çok Allah'ın adının anılmadığı yerlerde yaşamayı severler. Terk edilmiş binalarda yaşamayı severler. Metruk binalarda, mağaralarda yaşamayı severler. Ormanlardaki inleri severler. Affedersiniz tuvaletleri severler, hamamları severler, plajları severler. Yani biraz da cini şeytan mantığında düşünebilirseniz hani şeytan nerede olmayı sever, cin de orada olmayı sever. Abdullah bin Sercis şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeryüzündeki haşerat deliklerine idrar yapmayı yasakladı. Yani böceklerin olduğu vesaire yerlere. Bunun sebebi müfessirlerden Katade'ye bu deliklere akıtmak niye mekruh kılındı diye sorulmuştu. O da şu cevabı verdi. Bunların cinlere ait meskenler olduğu söyleniyordu. Yani böcek delikleri de özellikle yılan, özellikle yılan birazdan göreceğiz rivayetlerde yine cinlerin olduğu yerlerdir. O yüzden oralara da bevletmek veyahut bir şey dökmek uygun görülmemiştir. Yeni konuya geçiyorum. Cinlerle evlilik olur mu? İnsanlar ve cinler arasında nikah caryan etmez, edemez. Nasıl? Affedersiniz hayvan ırkıyla insan ırkı birbirinden farklıdır. Bunlar birbirine ülfet edemez. Aynı cihette cinlerle de insanlar ülfet noktasında gereklikleri yerine getiremeyeceklerinden onlar da birbiriyle nikah edemezler. İnsan hücrelerin ve atomların yoğunlaşmasıyla oluşmuşken cin dediğin bir ışının belki bir enerjinin başka bir versiyonu olarak Allah azze ve celle onu yarattığından dolayı aralarında ülfet olmaz yani çünkü fizyolojik ve biyolojik olarak bir yakınlığın olması icap eder evlilikte ve evliliğin ilk şartı da ülfettir. Yani aynı sofrayı, aynı mekanı, aynı yakınlığı paylaşabilmektir. Bir insanla bir cin birbirine ülfet edemeyeceklerinden bu şekilde bir evlilik olamaz. Ama cinler belli başlı metafiziksel gerilim özellikleri hatta manyetik özellik diye de herhalde geçiyor bu tabir. Olduğundan dolayı insanların bazı duygularını affedersiniz şehvet duygularını bazı noktalarda kuvvetlendirebilir. E bu tarz özellikleri vardır işte şuna bak buna bak bunu böyle yap diyerekten. Bir de şöyle bir hususiyet vardır. İnsanların bazılarında şizofreni hastalığı vardır ve şizofreni hastalığının ileri bir boyutunda insan ciddi halüsinasyon görür değil mi Yunus? Senin alanın. Yani sen de psikologsun. Halüsinasyon gören bir insan bir şey hakikat mi hayal mi bunu ayırt edemez. Bir cilde böyle bir insanı ben biraz oynayayım uğraşayım diyerekten rüyasına girer. Başka bir surette görünür. Şöyle yapar böyle yapar. Daha sonra onunla rüyada gerçekten evlendiğine ikna edebilir ve o kişi de bu hayal midir, hakikat midir anlayamayacağından zanneder ki ben bir cinle evlendim, bir cinle nikah kıydım zanneder. Ama böyle bir şeyin hiçbir hakikati mevcut değildir. Sadece bu noktalara meylan birileriyle belki biraz oynamak istemiş olabilir. Durum böyledir. Yeni konumuz cinler gözle görünür mü? Cinler ışık gibi latif cisimlerdir. Cismi latiftir yani. O yüzden elle tutulamaz ama belli başlı hususiyetlerde gözle görülebilirler. Kadı yazın şifa Şerif'te kimilerinin ve bazı sahabi efendilerimizin de onları gördüğüne dair bazı işaretler ve deliller mevcuttur. Onların cismi latif olduklarından dolayı başka bir şekle benzemeleri de açıkçası çok kolaydır. Özellikle de hayvanlara ve böceklere benzeyerek insanlar arasında dolaşabilirler. O hayvanların içerisinde de en çok benzediği yılandır. Yılana çok benzer. Şimdi bu derste şu bağlamayı yapmayı unutmayalım. Cini anlatıyoruz belki ama şeytan da cinden olduğundan dolayı biz aslında şeytanın da bazı desiselerini bu derste birlikte çözmüş olacağız. Şimdi müşrikler şu Bedir Harbi'nden önce Kinane kabilesiyle savaş halinde oluyorlar. Bedir Harbi'ni hatırlıyorsunuz değil mi? Hani Ebu Sufyan'ın kervanı var. O kervanın Müslümanlar peşine düşüyor. Müşrikler de diyor, duyurun biz onu savunmaya gidelim derken işte orada Bedir Harbi yaşanacak. O kervan olayı fitili ateşlediğinden dolayı. Aslında olayın evvelinde müşrikler savaşa gitmekte çok tereddüt yaşıyorlar. Çünkü Kinane diye bir kabileyle savaş halindeler. Müslümanlardan zaten çekinip korkuyorlar. Diyorlar ki ya biz savaş halindeyiz bir de Müslümanlarla savaşa girsek. E bu sefer ne olacak bizim halimiz diye korkarlarken Süraka bin Malik isminde birisi geliyor. Hatırladınız mı Sürakayı? Efendimiz hicret yolculuğundayken başına konulan yüz deve karşılığında onu takip eden birisi vardı. Daha sonra atının tamamı ayaklarıyla birlikte kuma battı da takip edemedi ya Efendimiz aleyhisselam. Ha, süraka o. Birden süraka onların yanlarına geliyor ve diyor ki bugün sizi yenecek bir güç yoktur. Kinane adına da ben size teminat veriyor ve yanınızda yer alıyorum diyor. Süraka sürekli onları böyle pohpohluyor pohpohluyor. Tamam diyorlar ya, olay böyleyse haydi diyorlar. İşte Bedir'e o şekilde gidiyorlar. Tam Bedir'e çıkacaklarken ilk terk eden kim oluyor? Süraka bin Malik alıyor. Ben artık burada duramam diyor. Eski Arap adetleri terk etse bile ağzından mutlaka sebebi, bahanesi söylenir. O bahanesini de şu şekilde naklediyorlar. Başlarında sarı sarıklarla Zübeyir bin Avvam'ın kıyafetinde arz-ı didar eden melekler görüyorum. O korku burada durmama manidir diye Süraka o Bedir Savaşı'nda müşrikleri oraya toplayıp ilk terk edenlerden birisi oluyor. İşte i̇bn Abbas'ın rivayetine göre oradaki süraka şeytandır. Yani şeytan süraka bin kıyafetini giymiştir. Önce boy göstermiştir, sonra da gaybubet etmiştir, saklanmıştır. Bu hadise Enfal 48'de de şöyle geçer. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediklerinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. Başka vaka hatırlayan var mı? Tam Hicret yolculuğunda Darun Nedve'de müşriklerin reisleri toplanıyor ve her birimiz bir hançer darbesiyle Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı öldürelim diyor. Tam onların bu kararı vermesinden önce de bu fikri Ebu Cehil söylüyor. Necid'li bir ihtiyar da Ebu Cehil'i onaylıyor. Bu adam çok doğru söyledi diyor. Kim o Necid'li ihtiyar? O da şeytan. Burada da insan kılığına girmiştir. Yani cinler hayvan veyahut insan kılığına girebiliyorlar. Şu dersi anlayalım ki çok dağınık bilgi geziyor. Senin de bahsettiğin gibi. Öyle olur, şöyle olur, böyle olur diye. Belki biraz işimize yarar. Yeni konumuz Karabasan. Cinler manyetik yönü yani metafiziksel gerilimi ağır basan bazı insanlara Biraz daha farklı suretlerde gözükebilir. Biraz daha fazla onları rahatsız edebilir. Bunun adına da Karabasan denilir. Bu kadar. Gece geldi mi? Hani cin hatıranız yoktu Salih abi. Ha? Karabasan kim? Çita mı bu? Ha, bu da cin. <laughs> Varmış değil mi? Ya belki Nusaybin'dir Necdet yine. Bilemiyorum ya. Nasıl? Karabasan mı? Evet yeni soru. Cinler sürekli dünyada kalabilir mi? Tıra Hazreti Ayşe. Cinler sürekli ve daimi dünyada kalmak üzere gelemezler. Kendi mecralarına geri dönmek durumundadırlar. Bunu şey gibi de düşünebiliriz hani komada olan bir hasta düşünün uyanması gerekir onun. Veyahut suyun dibine dalmış bir insan düşünün elbet sudan çıkması gerekir. Aynı cihette cin de sürekli dünyada farklı şekillerde kalamayacağından onun da geri dönmesi gerekir. Biraz metafiziksel gerilimi yüksek insanlar bu noktada cinin dünyada kalmasını kolaylaştırabilir. Veyahut bu olayı fazla abartan, çok önemseyen ve iman zafiyeti geçiren, manevi hastalıklar geçiren insanlar da onların bu dünyaya gelmesini kolaylaştırabilir. Yani bir kanal, bir menfez açmada kolaylaşabilir. Veyahut bir hayvan veyahut bir böceğin suretine de az önce dediğim gibi girebildiğinden dolayı onların da olması onların bu dünyada vakit geçirmesini bir miktar kolaylaştırabilir ama daimi kalamaz. Biz bu noktada Ayşe annemizin yaşadığı bir rivayet var. O rivayeti baz alabiliriz. i̇bn Şeybe naklediyor. Kurtubi'nin tefsirinde geçen bir olay. Bilmeyerek Ayşe annemizin bir cinniyi öldürdüğüyle ilgili bir vaka var. Ayşe annemiz şöyle diyor, bilmeyerek dolaşan bir canlıyı öldürmüştüm diyor. Allahu alem o canlı yılan. Daha sonra gece rüyamda Ali bir meclis beni karşısına aldı. Sen bir Müslümanı şehit ettin, neden ettin diye Ayşe annemize sorduklarında hayır ben böyle bir şey etmedim diye cevap verdim diyor Ayşe annemiz. Daha sonra olayı anladım. Demek ki diyor o yılanın üstünde bir cin mevcuttu diyor. O utanmıyorum mu ki bir peygamberin zevcesinin evinde bulunuyor diye Ayşe annemiz karşılık veriyor. onlarda da vallahi o seni gözetlemiyordu. Hatta peygamberin hanımlarının başı bile açıkken o eve girmezdi. Sadece sizin okuduğunuz Kur'an'dan çok ciddi haz ve lezzet alıyordu diye bahsediyorlar ve Ayşe annemiz o rüyadan uyanıyor kamtar içerisinde. O günden sonra bu meselenin affedilmesi için bolca dua ettiğini ve sadaka verdiğini kendisi de naklediyor. Yeni konuya geçiyorum. Cinler insanların emirlerine girer mi? Tre Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman'ın yanında hem insanlar hem cinler cemaat halinde bulunurlar. Her nebi kendi ismine masardır derler. İbnü'l Arabi de Şöyle bir remiz verir Süleyman ismiyle ilgili. O gayb ve şehadet alemine emir verebilen manasında bir isimdir der. Süleyman ismi için. Hatta biz Türkçede de bir deyim kullanırız. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Yani onun sözü onun emri geçer diye. Bunu kullanmamızın bir sebebi de orada ince bir remiz vardır Süleyman isminde. Süleyman peygamber de insanlara ve cinlere söz geçirip onları yönetebilmişlerdir. Şöyle bir ayet okuyayım Sebe Suresi'nde geçen. Süleyman'ın önünde Rabbinin izniyle iş gören bazı cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden ayrılıp saparsa ona çılgın azaptan tattırdık diye bir ayet geçmektedir. Cinler yapısı itibariyle hızlıdırlar ve ağır işleri yapmaya uygundurlar. Hz. Süleyman cinler emrindeyken mescitler yaptırmıştır imarat yaptırmıştır. Bazı binaları tezin etmiştir. Onları denizlere daldırıp bazı hazineleri denizlerden çıkartmıştır. Yine bir ayet okuyalım konuyla ilgili. Enbiya suresinde geçiyor. Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik. Demek ki şeytanlar, ifritler, cinler bu cihette insan emrine geçebiliyor. Şeytanların yani cinlerin insanların emrinde olanlarına huddam deniyor. Hani biz hademe diyoruz ya, hademenin çoğulu huddam deniyor. Belki de ileride teknolojinin bir kısmını birileri böyle de yapabilir diye yorumlar mevcuttur. Biz bilemiyoruz dediğimiz gibi bir alanımız olmadığından ben bazı yorumları okumaya çalışıyorum bu işlerde kullanıldığından. Ama bu okuduğumuz vaka birse şeytanın yani cinlerin münasebete geçip bir insanı oyuncak yaptığı, asıl onu emrine kullandırdığı vaka 99'dur. O yüzden bizim gibi insanların girebileceği yetki sahası yerler olduğunu pek zannetmiyorum. Sadece bilgilendirmek amacıyla naklediyorum. Yine cinlerin emirde kullanılmasına bir örnek daha verelim Hz. Ali'den. Risale-i Nur'da geçen bir bahis var. Orayı okuyayım size. Kahramanı İslam İmam Ali radıyallahu anhü Celcelutiyet'in çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Bir emanetçi istiyor kendisine bakacak. Kimi isteyecek? Cin yani ifrit isteyecek. Ne için istiyor? Namazda huzuru bozulmasın diye. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek Sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuruyla namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız ifriti dergah-ı ilahiden niyaz etmiştir. Bu okuduğum paragraf emirde alakasında geçer ve Hazreti Ali'nin muhafız olarak istediği cinin Tuhey Mefe Yayil isminde bir ifrit olduğu söylenmektedir diyeyim bu konuyu da kapatayım. Yeni konum cinler insanlara zarar verebilir mi? Evet az önce şunu söyledik yani cinler buraya bir koridor bulup gelebiliyorlar. Bazı insanlar belki bilmeden veyahut bilerek buna vesile olabiliyorlar. Kimi bilerek kimi bilmeyerek. Yani özellikle günahlara çok dalmış ve iman zafiyeti içerisinde Allah'ın tevhidi dururken başka başka meseleleri daha korkulacak sayan insanlar bence oyuncak olmaya çok müsait insanlar. Bugün kurnaz bir esnaf düşünün. Aklı havada olan insanı nasıl düşürür değil mi? Yanlış yapar yani o insanı çalıp çırpmaya çalışır. Aynı bu mantıkta düşünün yani. Bunlarda uğraşacak birini ararsa kim arar? Allah'ı tanımayan, peygamberini bilmeyen, dinini bilmeyen insanlar onların gelmesi için bir koridor oluşturabilir bu cihetlerde. Ama cinler önüne gelene rastgele musallat olamaz dediğim gibi bazı şartları vardır. Ve her musallat olduğuna istediği zararı da veremez. Yani bir insanın bünyesinde buna açılacak bir koridor olması lazım. Genellikle de az önce dediğim iman zafiyeti noktasında problemi olan veyahut ruhsal sorunları olan insanlarda olabiliyor biraz. Hadiselerden fazla korkan, belki panik atak olabilen, içine kapanabilen, psikolojik bazı sorunları olan insanlar da o kanalın oluşmasına müsait insanlar olabiliyor diye rivayetlerde geçmektedirler. Zarar genellikle cin tarafından insan tarafına daha çok gelir. Insandan da cine gelebilir. Az önce Ayşe annemizden bir rivayet okuduk birlikte. Ama şunu anlamamız lazım. Allah'ın dilemediği hiçbir şey olamaz. Yani cin de bir güvercin, bir bülbül gibi Allah'ın yarattığı bir mahluktur. E niye yaratmış Allah? Niye yaratacak? İmtihan için yaratmış. Bizi o noktada da inanıyor muyuz diye yahut bazı imtihanlarda görebilmek adına cinleri kullanmaktadır. Şeytanın da cinnesinden olduğunu unutmayarak bu dersi dinlersek eğer imtihanımızın ve vereceği zararların ne olduğunu çok daha iyi anlamış olacağız. Cin bir insana tasallut ederse, musallat olursa o insanda korku, ürperme halleri biraz artabilir. İnfal diyoruz yani. Ruhunda böyle heyecan artar ve kendisini bazı noktalarda kontrol edemeyebilir ve bu hali unutmak için de günahlara hızlı dalar ve cinin de amacı tam budur işte. Ya bu adam bu hali unutmak için günahlara dalsındır. Halbuki belki Kur'an'la muhatap olsa, Rabbine sığınsa o hal çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde dağılacaktı. Senin az önceki namaz örneğin gibi. Böyle durumlarda selahiyeti yetkisi olan ama bu işi menfaat için yapmayan ilim ehlinden veyahut çok 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 samimi dostlarınızdan dua ciyetinde de yardım alınabilir. Şöyle bana bir dua etsen ey dostum diye. Bence burada ana kriter samimiyettir, başka şeyler değildir. Ruhsal sorunların bir bölümü. Ama bir bölümü bu tasalluttan dolayı olabiliyor. İnsanın uykusunda huzursuz edebiliyor, korkutabiliyor, bazı fiziki zararlar verebiliyor. Bazı nörolojik zararlar da verebiliyor. Ama tekrar edeyim bir bölümü. Böyle bir bölümünü vurguluyorum çünkü insanların yaşadığı her psikolojik rahatsızlığı buraya bağlaması e, hiç sağlıklı değil. Bu işlerde e, profesyonel şekilde doktorlardan yardım almak her zaman en büyük seçenek olması icap etmektedir. Bipolar bozuklukların, yani bir anda gülüp bir anda ağlama gibi bazı dengesizliklerin, OKB dediğimiz fazla aşırı titizlik noktasından gelen hastalıkların bir kısmının yine buradan sağlandığı rivayet edilmektedir. Çünkü cinler bir insanı takıntı yaptırma noktasını çok severler. Yani bir olayı yoğunlaştırma ve bir olayı takıntı yaptırma noktasını sever derken onu da bizim kendi şuur altın muktesebatımızdan kullanıyor. Yani benim buna çok ehemmiyet verdiğimi bildikten sonra nazarımı oraya verdirtme noktasında bazı kabiliyetleri olabiliyor. Demek ki nazarımızı yine az önceki gibi imana ve tevhide versek bu tür durumlardan da kurtulmuş olacağız inşallah. Az önceki şeyi tekrar söyleyeyim. Cin Allah'ın ol demesiyle olan bir mahluk, bir varlıktır. Ayrı bir güç, ayrı bir enerji değildir. Bu yüzden şu durum tespitinde yapabiliriz. Bence Allah'tan hakkıyla korkmayanlar cinden fazlaca korkmaktadırlar diye düşünüyorum. Zira ben cinle şöyle bir vaka yaşadım korkuyorum diyen insanlara baktığımızda belki tevhidi, Rabbini, imanı, marifetullah bilmeyen insanlar oluyorlar ekseriyetle. Cinin musallat olmasına en büyük sebep iman zafiyeti ve günahların çokluğudur. Hatta ve hatta bir insan günah noktasını arttırdığında cinnet denen olayı da yaşayabilir. Cinnet artık bir insanın kendisine hakim olamama durumudur. Yani o kadar çok günaha, yanlışa, harama insan meylediyor ve imandan uzaklaşıyor ki Cinnet dediğimiz o insanı bir tamamiye artık şeytan himaye altına alabiliyor. Üstad Hazretlerinin mecazi nefsi emmarede asaba kadar, sinirlere kadar işler dediği hadiseyi hatırladınız mı? Derslerde bahsettiğimiz işte o hadise burada yaşanabilir. Bunun için ilk aşamada şu önemlidir. Öfke şeytandandır, şeytan ateştendir, ateşi su söndürür, su hazır elindeymişken abdest alınıp namaz kılınabilir. Yani bu tür işlerde direkt Allah'a sığınmak en güvenli yoldur. Lakin hiç ummadığımız bir anda sinemize okunu verebilir. Bazen bir bakışla, bazen bir kelimeyle, bazen bir lokma ile, ekseriyetle haram lokma ile bizim sinemize bir okunu saplayıp maalesef oyuncak da edebilir. Bu noktalarda çünkü cinnet halini anlatıyoruz hani bir tamamiye o noktada insanı rahatsız edecek bir boyuta da götürebilir. Özellikle Usul bilmeyenlerin habis ruhlarla çok uğraşması neticesinde onların fazla saldırmasıyla bu hallerin olduğu rivayetlerde geçmektedir. Ve böyle bir durumda insanı eline oyuncak gibi geçirirse en çok insanı gurura, kibre sevk eder, kendini beğenmeye sevk eder. Kendini beğenme halinden sonra ne yaptırır sizce insana? Toplumu nasıl bozdurur? Başlar o insana ben Mehdi'yim, ben Mesih'im, ben peygamberim diye söyletmeye. Hatta Hindistan'da 20. asırda yaşanan bir vakayı anlatırlar. Ben vakadaki başrolü tanımadığım için ismini de vermesem daha sağlıklı olur herhalde. Başta Hint yogizmine karşı İslam'ın muhafızı olan bir insandan bahsederler. Daha sonra habis ruhların o insana musallat olduğunu anlatırlar. Ve işin devamında önce kendisini müceddit olarak ilan ettiğini, daha sonra mehdi olarak, daha sonra işte ben Mesih'im, İsa'yım diye kendisini anlattığını, daha sonra da Allah bana hulul etti. Yani bende göründü. Hani haşa parçasını bana verdiği Noktalara götürebiliyor maalesef. E, musallat olduğunda yani musallat olmanın emarelerinden biri de belki bu şekildedir. O yüzden bu işi fazla merak etmek ve ehliyetsizce bu işlerle meşgul olmak hiç 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 ama hiç sağlıklı meseleler değildir. Bilgimiz olsun. 10 yılda bir saatlik ders yapıyoruz. Belki bu zaman dilimi buna kafidir. Bu zaman dilimi olmasa bu da olmazdır. Çünkü ayetlerde yer olan bir bahistir. Bunu da haddi ölçüsünde bilmek icap eder. Evet, yeni konuya geçiyorum. Cinlerin musallat olma halleri. Az önce dediğim gibi abdestsizlik cin için iştah açıcı bir şeydir diye rivayetlerde geçiyor. Ve insanın gafil olması, mesela ayaklarını uzata uzata yatması, böyle Rabbini o an ne için yaratıldığını unutacak kadar kahkahalarla gülmesi, yine onların iştahlarını musallat olma cihetinde açtığı rivayetlerde geçiyor. İçki, zina, kumar olan ortamları sevdikleri geçiyor. Sözlerini bozan ve adaklarını bozan insanları çok sevdiklerinden bahsediyor. Bu asrın en büyük problemlerinden biri olsa gerek. Haram nazarlardan sirayet ettiği de bahsediliyor. Ben bunu bir derste anlatmıştım. Ya oradaki habis ruhlar kişiye de sirayet eder diye belki hatırlarsınız. Yani şöyle baktığımızda bizim cinden ziyade ona açılan kapılardan korkmamız icap ediyor. Yani asıl korkacağımız cinler değil. Onlara ruhsat verip kapı açan günahlarımız, yanlışlarımız, haramlarımız değil mi? Bence bu derse bu odak noktasında bakarsak yani işine kendimizde bitiyor yani. Başka bir sıkıntı yok. Sen nasıl ateşe onun yakıcı olduğunu bilerekten, zararını bilerekten atlamadığın gibi günahların da bu zararında olduğunu bilip günahlardan çekinirsen zaten böyle bir meseleyle bir ilgin belki kalmayacaktır. Evet, tabi'in alimlerinden Katade bin Diyame şöyle anlatıyor. Şeytan Allah tarafından tard edilince yani kovulunca ben şimdi ne yapacağım diye sordu. Sen sihir yapacaksın, büyüleyeceksin, bakışları bulandıracaksın, akılları uyuşturacaksın. Büyülenmiş gibi ne yaptıklarını bilmeyerek çünkü muvazeneyi bozacaksın diye rivayetlerde geçmektedir. Yani o sihirden kasıt nedir biliyor musunuz? Bu asırda böyle abrakadabra diye bir sihir düşünmeyin. İnsanın çok ciddi duygusallaşmasını sağlayan bir edebiyat İnsanı böyle kendisini mahvedecek noktalara getiren bir şiir, bir şarkı bile bu asrın sihirlerinden olabilir. Çünkü insanı böyle ruh hallerini mahvedebilecek bir psikolojiye soktuktan sonra o insan şeytanın, başkalarının, insi şeytanın, cinni şeytanın, herkesin çok rahat hedefinde olan, kullanmaya müsait bir insandır. Yani bu asrın sihirleri belki değil mi? çok ilginç noktalardan çıkmaktadır. Çok duygusal bir hatırlatıcıdan çıkmaktadır. Dikkatini toplayamayacağın, ne için yaratıldığını anlayamayacağın izlediğin bir görüntüden çıkmaktadır. O yüzden belki en çok da bunları kullanıyordur. Yani çok fazla materyal donesi varken şöyle bir abrakadabra yapmasına hiç ihtiyaç yoktur sanki. Evet, şu ara süresinde geçen birkaç ayet okumak istiyorum. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Anladınız mı kime iniyor? Günah ve iftirayı sevenlere iniyor. Bunlar kulak verirler, çoğu da yalancıdırlar diye ayet devam ediyor. Bir de Bakara suresinden bir ayet okumak istiyorum. Hazır mısınız? Bak cinler kimlere musallat oluyor anlayalım. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Anladınız mı? Yani musallat olunabileceğine ruhsat olarak bu ayeti de almışlar. Bazı alimler. Ben de yine okuduğum rivayeti bahsediyorum size. Var mısın oralarda da vaka? Var mı? Çok değil mi? Çok aşırı. Allah yardımcınız olsun. Amin amin Mehmet amin Amin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok vaka var. Yani evet. siz şimdi hep bu meclislerde nefes alıyorsunuz. Böyle bir dışarıya birazcık sosyal hayata karışın. Bakıyorsun ki hayatında gördüğün en mantıklı insan sana öyle vakalar anlatıyor ki. Aman yarabbim, diyorsun ya diyorsun. Yani bu adam bu adamsa bu adam bu adam mı falan. <laughs> önemsememesi gereken, ehemmiyet vermemesi gereken öyle noktalarda abartıyorlar ki. Şimdi işin birazdan suistimal noktasını da konuşacağız. Belki dersin bütünü daha faydalı olacaktır. Yeni konum cinlerin musallat olmasından korunma yolları. Öncelikle bir noktayı anlayalım. Her istediğine gelip her istediği şeyi yapıp yapma gibi bir yetkileri yoktur. Böyle bir güçleri de yoktur. Hatta insanlardan daha üstün insanların fevkinde gibi bir düşünce de yanlıştır. Sadece iman zafiyeti olan günahlardan korkan, bu hadiselerden korkan, görmediğinden korkan, gaybe inanmayan vesaire gibi insanları rahat ellerinde oynatabileceklerinden buralara fazla musallat olmuşlardır. Az önceki telkinleri tekrar ikaz edeyim. Günahları çok severler, yalanı çok severler, haramı çok severler. Hatta onların kafirlerinin yalancılarının çok ciddi yalancılar olduğundan da bahsedilmektedir bazı rivayetlerde. O yüzden günahlarla ve bu tür hadiselerle çok meşgul olma noktası onların sevdiği şeyler olduğundan zıttını düşünürsek, ibadeti ve takvayı kuşanmayı düşünürsek bu da korunma yollarından birisi olabilir. İnsanın abdestli olması ve namazını kılması en önemli koruyucu hadiselerden birisidir. 33 defa Subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber diyerek uyumak koruyuculuk cihetinde çok tavsiye edilir. Yine Efendimizin de belli başlı şekilde uyguladığı ve önerdiği 7 defa ayetel kürsüyü okuyup 6 kez üfleyerek bir küp oluşturduğunuzu düşünün. Anladınız değil mi? Karşı, arka, sağ, sol, yukarı, aşağı. Yedinciyi de ya içinize çekme diye bahsediyorlar ya da elinize üfleme, mes etme cihetinde bahsediyorlar. i̇bn Hacer'e göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduktan sonra ellerini öfler ve eliyle kendisini mes ederdi diye rivayetlerde geçmektedir. Evet, Efendimizin Fatiha, Felak, Nas, İhlas okuduğu çok fazla rivayette geçmektedir. Yine cevşeni okumak ve takmak. Hem okumak hem takmak insanı koruyan şeylerden bir tanesi olabilir. Yani Allah'ın korumasına vesile eden şeylerden bir tanesi olabilir. Yine Ayşe annemiz şöyle rivayet ediyor. Resulullah kendini götüren hastalığa yakalanınca ben okuyup üzerine üflüyordum. Kendi elleriyle de vücudunu mesediyordum. Çünkü onun elleri bereket yönüyle benim elimden çok üstündü. Anladınız mı? Ayşe annemiz Efendimizin elini üfleyip onun elini sürüyor yine. Onun elleri bereket yönünden daha üstündü diyerekten. Bir başka rivayette Hazreti Ayşe Mesedip şifa için dua ederken kendine gelen Resulullah'ın artık hayır şifa değil Allah'tan Refik-i Ala'yı istiyorum. Yani Allah'a kavuşmayı istiyorum dediği belirtilmektedir. Allah Allah. Besmele ile ilgili de Cabir bin Abdullah'tan rivayet var. Onu da okuyayım. Resulullah aleyhselatu vesselam buyurdular ki kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse şeytan ve avaneleri yani yardımcıları size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok der. Ama kişi eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse Şeytan avanelerine akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken Bismillah diyerek Allah'ı zikretmezse şeytan avanelerine yemeğe de yetiştiniz yatmaya da der. Müslümin hadisi. Yine bir rivayete göre cinler farklı bir boyuttan olduğundan insanları ve insanların kullandığı bütün teknolojileri ayrıntılarıyla bilmezler ve bu yüzden bazen bir çatal iğneden bile korkabilirler çünkü kendilerinde demir teknolojisi mevcut değildir diye rivayetlerde yine geçmektedir. Böyle musallatlardan kurtulmak için en çok kullanılan yollardan bir tanesi bugünkü dersinde ana konulardan bir tanesi rukiye. Evet başlık adalım rukiye nedir? Rukiye okumak üflemek demektir. Tam bizim anlayacağımız tabirle okuyarak tedavi etmek manasına gelmektedir. Az önce Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bazı hastalıklarda bir şey okumasını hatta elini üflemesi ve meshetmesini birlikte konuştuk. Alimler bunun da rukye içerisinde yer aldığını söylemektedirler ve efendimizin bunları yapmasıyla birlikte şirk ifade eden rukiyelerin tamamını yasakladığı ve bunların küfür ihtiva ettiğini de söylemektedir. En çok az önce de söylediğim gibi Felak, Nas ve ihlas surelerini Efendimiz Aleyhisselam'ın maddi manevi tedaviler için kendisine okuduğunu ve okunmasını önerdiğini rivayetlerden görüyoruz. Şimdi İsra suresinde geçen bir ayeti okuyalım. Rukiye noktasında burayı da baz alanlar çok oluyor. İsra 82'de biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır buyurmaktadır. Biz Kur'an'ın bu cihette şifa olduğunu da zaten biliyoruz. Rukiye'yi yapanlar delil olarak bunu da söylemektedirler. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadise göre, Ayşe annemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yatağına girdiği zaman ellerine üfleyip muvazeteyni yani felaknasa muvazeteyn deniyor. Felaknas surelerini ve kul huvallahu ehad'ı okur ellerini yüzüne sürer ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. Yani bir hastalık olduğunda da dua böyle köşeye itilen bir şey değil. Belki ilk müracaat edilen şeylerden bir tanesi. i̇bn Hacer el-Askalaniye göre alimler rukye yapmaya üç şart ile müsaade etmişlerdir. Yani birinin şifa bulması için vesile amaçlı okuma noktasına üç şartla müsaade etmişlerdir. Bir, rukye Allah'ın kelamıyla olacak. Yani Ayetle olacak, isimleriyle olacak, sıfatlarıyla olacak. Başka bir şekilde olmayacak demişlerdir. İki, ya Arapça bu şekilde ayetlerle vesaire olacaktır ya da o dilde anlaşılır tabirlerle olacaktır. Mesela şimdi ben sana dua ederken Türkçe'de ya Allah seni muhafaza etsin, ayağına taş gözüne yaş değdirmesin desem bu güzel bir dua olur değil mi? İşte bunu kastetmişlerdir. Anlamı bilinmeyen kelimeler, cümleler yasaklanmıştır. Hatta İz bin Selam küfür gerektiren anlamlar olabileceğinden az önce dediğim yasağa katılanlardan bir tanesidir. Yani anlamı bilinmeyen şeylerin yasaklandığı noktasını. Üçüncü olarak da kime bir şifa iyilik gelirse rukyeden değil Allah'tan geldiği noktası asla ve asla es geçirmemelidir. Yani birisine okumak, üflemek, rukiye vesaire gibi şeyler vesileden başka hiçbir şey değildir demişlerdir. Cin mektubu diye bir bahis var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cinlerden korunmak için Hazreti Ali Efendimiz'e yazdırdığı bir mektuptan bahsedilir. Ve buna da cin mektubu demişlerdir. Şöyle bahsedilir. Ashab-ı kiramdan Ebu Ducan Hazretleri anlatıyor. Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi ses duydum. Ve şimşek gibi parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında siyah bir şeyin yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibiydi. Yüzüme kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resulullah Aleyhisselam'a gidip anlattım. Buyurdu ki: "Ya Ebu Ducane, Allah Teala evine hayır ve bereket versin." Kalem ve kağıt istedi. Hazreti Ali'ye bir mektup yazdırdı. Mektubu alıp eve götürdüm. Başımın altına koyup uyuduğum feryad eden bir ses beni uyandırdı. Diyordu ki: "Ya Ebu Ducane, bu mektupla bizi yaktın. Senin sahibin bizden elbette çok yüksektir. Bu mektubu bizim karşımızdan kaldırmaktan başka bizim için kurtuluş yoktur." Artık senin ve komşuların evine gelmeyeceğiz. Bu mektubun bulunduğu yerlere gelemeyiz. Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkça bu mektubu kaldırmam. Cin ağlamasından, feryadından o gece bana çok uzun geldi. Sabah namazını mescitte kıldıktan sonra cinin sözlerini anlattım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, o mektubu kaldır yoksa mektubun acısını kıyamete kadar çekeceklerdir. Bu işin hayır ve şifa yanı olduğu gibi belki birse, sömürü yanı daha fazla 99'dur. Gelin bir de bu işin sömürüsünü birlikte konuşalım. Buyurun, sömürü. Şimdi bu asırda her şeyde bir sömürü ve deformasyon olduğu gibi cin noktasında da hatta din noktasında da mevcuttur. Şimdi bugün bir sağlık sektörüne gittiğinizde deformasyon o kadar ileri boyuttadır, insan görüp üzülür. Bir eğitim sektörüne gittiğinizde Ticarete gittiğinizde yani 10 ticaret yaptığınızın belki 8 tanesi yalan söylediğinde artık şaşırmaz hale gelebilirsiniz. Yani dünyanın tamamında çünkü insan orada da aynı insan, burada da aynı insan. Dünyanın birçok yerindeki sektörlerde bir deformasyon olduğu gibi e, bu işte de bir deformasyon söz konusudur Ve bu sömürüye belli başlı kapılar açmıştır. Öncelikle bu sömürüyü engellemek için bazı şeyleri konuşsak sağlıklı ve hikmetli olabilir. Bir cinin insana musallat olma hali çok çok anormal, baş edilmez, çözüm olmayan bir hal değildir. O insan samimi bir Müslümanın okuduğu samimi bir ayetle, samimi bir duayla Allah'ın rızasını alıp kurtuluşa da erebilir. Yani bu işlerde samimi insanlardan dua talep etmek çok önemlidir. Ya da bu işte yetkisi olan samimi birisi sadece Bismillah dese, bir Fatiha'yı okusa bu işe çözüm olabilecekken samimiyetsiz birisi bu işi belki maddi menfaat için yapan birisi, insanları aldatıp kandırmak için yapan birisi bütün Kur'an'ı hatmetse hiçbir çözüm olmayabilir. Yani bu işin hem çok büyük bir iş olmadığını, sonuçta o da Allah'ın bir mahluku yani sizi arada böcek sokmuyor mu arada da böyle bir şey olabilir gibi mantığında düşünmek ve kurtuluşu yine Allah'tan bulmak bence sömürüye engel en önemli faktörlerden bir tanesidir. Cin meleğe inanmak gibi önemlidir. Çünkü... Bir surenin isminir ve ayetlerde geçmektedir. Ama cin diye gelen vakalar 100 inanın bir tanesi anca cine isabet etmektedir. Kalan 99 tanesi psikolojik vakadır, vesvesedir, zihinde çok fazla büyütmektir. Bu tür sorunlar karşısında psikolojik vakaların çözümünün psikolojide süresi biraz uzun olduğundan dolayı o hastalar bu uzun süreye tahammül edemeyip hızlı bir çözüm istediklerinden ''Aa bende cin mi var?'' diye hemen başka bir çözüm arayışına girerler. Halbuki burada profesyonel elden olan tedavilerini aksatmamaları çok elzemdir. Cin vardır ama cinin sömürüsü yüz kat daha fazladır. Ruhsal sıkıntıların sömürülmesi inanın insana yapılabilecek en üzücü olaylardan biridir. Çünkü bir insanı tarla için birisi nasıl sömürüyorsa başkası da sağlık için o insanın ümitlerini sömürmektedir. Bence bu maddi sömürüden bile daha alçak bir sömürü olabilir. Çünkü ana konuda bir insanın ümitleri, umutları ve iyileşme beklentileri söz konusudur. O yüzden bu sömürüye aldanmamak için belli düzeyde belli vakaları bilmek zorundayız. Bu sömürlerin temelinde maalesef cahilliğimiz yatmaktadır. Bir insanın psikolojik bir sorunu olduğunda birinci elden işin uzmanı bir doktora gitmemesi nasıl cahillikse cinler meselesini silip atıp ya ne cini demesi de aynı şekilde bir cahilliktir. Yani bunun tam ortasında bir denge vardır. Ama bu dengelerin ilk etabında bence Allah'a sığınmak, Allah'tan geldiğini bilmek, bir imtihan için olduğunu bilmek en önemli meseledir. Daha sonra ehliyeti olan uzmanlara müracaat etmek çok çok elzemdir. Belki sömürüyü engelleyecek meselelerden bir tanesidir bu sömürlere bizim cehaletimiz de çok kapı açmaktadır maalesef. Şimdi karı koca orasında bir sorun yaşanıyor. İşte kadının saçı adamın sakalına bağlanmış, muska yapılmış, evde bir şey bulunmuş. Bu evde bir şey bulunma vakası var ya yani. Kur'an bulunmaz o evde ama hep bir şey bulunur. O kadar meşhurdur ki altını kaldırdım bu çıktı. E koymuşsun unutmuşsun neyse. Karı koca arasında bir vaka yaşanır. Onun saçı onun sakalına bağlanmış, araları bozulmuş falan. Neyse yetkili birisine gidilir işte mesela. Ya böyle böyle aramızda bir sorun var. Adam da bir bakayım nedir sorun diye kadını bir tanır. Yani o kadınla evde timsah bağlasan durmaz. Ne nezaket var, ne kibarlık var, ne bir şey var. Yani böyle her meseleyi cine atmak da büyük bir cinliktir açıkçası. İnsanlar kendi mesuliyetlerini üzerinden atabilmek için cinlere de bu noktada kıyıyorlar. Onlara da eziyet ediyorlar sürekli değil mi? Cin yaptı, cin yaptı, cin yaptı. O yüzden bu vakaların çok açık söylemek gerekirse 100 tanesinin bir tanesi belki isabetlidir. Kalan 99'u hem isabetsizdir hem de bizim cahilliğimiz bu tür sömürülere çok yol açmaktadır. Yani burada sömüren kadar sömürülen de mesuldür. İnanın bana. İkisi de aynı cihette mesuldür. Çünkü nice vakalar duyuyoruz maalesef. Arkadaş bir olay yaşamış, evine birini çağırmış. Evine çağırdığı adamın namazı yok, Kur'an'dan haberi yok. Yani kendisine... Başına bir şey gelse okuyacak ayet bilmiyor. Ama bu insanı gel de şu cinimizi çöz falan diye. O adam da işte bir insana böyle sen bunu yaparsın, sen bunu yaparsın desen o adam da kendini bir yerde zanneder. Artık konuştuğunu mu iddia eder, başka bir yerini mi iddia eder? Bir gün birisine bir sarıldım. Sırtında böyle şey var, koruma zırhı gibi bir şey var yani şu boyda. Bu ne dedim yani işte dedi böyle böyle muska filanca birine taktırdım dedi. Sırtında bu boydaydı, kolunda vardı, omuzunda vardı, ensesinde vardı. Dedim sen kıyafet yaptır böyle içine gir. Daha rahat olur gibi. Yani o yazılamaz demiyorum. Çok mübarek, saf birisi olur, temiz birisi olur. Sadece bir Fatiha okuyarak bu iş çözebilir. Hakikaten onu yazabilir. Onun da bir yeri vardır. Yani Muska denilen olay da belki Rukiye'nin içine girebilir ama %99 suistimal ediliyor bu meseleler. Bizim Allah'a sığınma ve tevhid noktasıyla imanı arttırma noktasında bu işleri çözmeye gitmemiz sizce en çok denenmesi gereken ve en çok sağlıklı olan yol olması gerekmez mi? Diyerek meseleyi kapatayım. En son bir noktam kaldı. O da 2-3 dakikanızı almaz bile. Cinlerin kafirlerine şeytan denir diyelim. Dersin bir önemi Allah'a sığınmanın ne kadar önemli olduğu, bir önemi her alanda dua etmemizin ne kadar önemli olduğunu başka bir boyutunu gördük. Bir önemi şeytan cin neslinden olduğundan aslında biz cini konuşarak şeytan bir insanı nasıl taklaya getirebilir bunları konuşmuş olduk. Buradan meseleyi biraz daha incelterek, seyrelterek bir önemli basamağı daha taşıyayım her insanın bir cinli bir şeytanı vardır. Bu rivayette geçmektedir. Rivayeti okuyayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah sizlerden her biri için bir cinli arkadaş kılmıştır. Asap sorar. Size de mi ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam cevap verir. Bana da ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o cin Müslüman oldu. Artık o bana ancak hayır emreder buyurmaktadır. Yani insanın yanında Üstad Hazretleri'nin belki lümme şeytaniye diye kalbinde bahsettiği bir mekan ve buradan sürekli maddi ve manevi zarara uğrama ihtimali olan bir cin, bir şeytan mevcuttur. Madem böyle bir düşman mevcutsa buna karşı Allah'ı bilerek, marifetullah ufkunda yürüyerek sürekli kendimizi korumamız lazım. Yoksa bu işlere lakayt kalan bir insanın şeytanın elinde oyuncak olması çok kolaydır. Tekrar şunu söyleyelim. Bize bu noktalar için ulaşmayın. Yani gerçekten ulaşmayın. Yani biz bu işlerde yetkili insanlar değiliz. O yüzden bizden bir cevap alamazsınız. Sizin de boşu boşuna vaktiniz kaybolur. Bizim de vaktimiz kaybolur. Arkadaşlarla tahlil etmek için bir araştırma yaptık. Bu araştırmayı da zaten sunduk videoda ve bunun sonucunda daha çok ben Kur'an okumam gerektiğini, günah olan yerlerden daha çok kaçınmam gerektiğini sürekli yanımda bir düşman olduğunu ve Allah'ı daha fazla bilmem gerektiğini anladım bu dersin neticesinde. Ve özellikle bu sömürü noktasına biraz dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu topluma yakışmıyor. Yani çok fazla e, bu işin hakikatini inkar etmek de yakışmıyor bu topluma. Çünkü ayette, surede olan meseleler. Ama hakikatte var diye her olta uzatana düşüp cahilane tavırlarda bulunmak, tanımadığı bilmediği her insana evini açmak, evini almak vesaire ya da insanları pohpohlamak da bu topluma yakışmıyor. Ya biz Kur'an'dan, sünnetten uzaklaştığımızda ne hale geliyoruz aslında bunun da biraz örneklerini gördük. Ben bu cihetlerde bu dersten kendi adıma istifade ettim. Umarım siz de istifade etmiş olabilirsiniz. Ama tekrar şurayı ikaz edelim yani bu noktada bizi aramasınlar. Bizim bir bilgimiz, bir yetkimiz, bir selahiyetimiz, bir de örneğimiz mevcut değildir diyerekten sonlandırayım. Aynı meleklerin dediği gibi. Sübhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ya şu yemeğe besmele noktasını unutuyoruz değil mi yani? Ama sakat oluyor, başka bir şey oluyor yani. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Çok rivayet okudum yani mesela. En çok sebeplerinden biri elleri yemek artıyla yatağa girerler diye bahislerde geçiyor falan. Yani bir abdestin önemi insan nezdinde daha çok anlaşılıyor. Sünnet şeklinde uyumanın önemi belki karabasana maruz kalmış bir insan için daha fazla önem arz ediyor. Allah'ı tanıdığında ha bir güvercin ha başka bir mahluk. Yani ne farkı var? Her birinin idaresi Allah'ın elinden olmuyor mu? O zaman ben onu razı edeyim. Şimdi mesela Abdullah şurada dağ tarafına koştuk gidiyoruz seninle. 6-7 tane köpek. Meğer sürüyü koruyormuş. Köpek saldırdı bize. Sen şimdi orada köpekleri mi ikna etmeye çalışırsın yoksa çobanı ses etmeye mi çalışırsın? Çobana değil mi? O köpekler seni anlamaz ama köpeklerin sahibi çobanı razı edersem şöyle bir ıslıkla bütün köpekleri çekebilir. Yani bu dersten bizim bunu anlamamız lazım. Bize saldıran orada köpeklerle uğraşmamız yerine biz çobanı haşa la teşbih yani Allah Azze ve Celle noktasında sürekli o merkeze yönelmemiz ve her şeyin onun kudret elinden dönmesi, her şeyin dizgini onun elinde olma bilincinde olmamız muazzam bir koruma bize verir. Çünkü her şey Allah'ın himayesinde dönüyor. O dilemedikten sonra yeryüzünde ne olabilir yani bir taş mı yerinden oynayabilir? mantıkları belki bu derste daha kuvvetli perçimlenmiş bir hale geldi. Bu meselelerin hikaye cihetinde insanların birbirini vesvese verdirecek boyutlarda konuşulması da belki biraz daha engellenmiş olabilir diye zannediyorum. Ben çok istifade ettim yani siz de etmişsinizdir diye zannediyorum. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimiz için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya buradaki linke tıklayarak Whatsapp'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz.